Evet, hocam aslında panik atakla da çok karıştırılıyor bu sanırım bir şikayetler değil mi? Evet, panik atak çarpıntı merkezli bir genel bir sendrom aslında. Hastalarımız o kadar iyi taklit ediyor ki kalp şikayetlerini. Eğer hastayı çokça görmüş değilsek gerçekten kalp krizi geçirdiğini düşünebiliyoruz. Belki bu hastalar yatkınlar şikayetlerini abartmaya ve gerçekten öyle hissetmeye yatkınlar. Arkasından kendileri kalp hastası olduğuna inandıkları için doktoru ve etrafındaki insanları inandırmak adına kardiyolojik bir takım semptomları, şikayetleri detaylarıyla çeşitli yerlerden, internetten veya bir takım kitaplardan öğrenip biz ne şekilde ağrıyor göğsün dediğimizde birebir kitabına uygun bir Evet. şekilde sanki bir kalp hastasıymış gibi tarif edebiliyorlar. Böyle bir sıkıntımız da var. Dolayısıyla bize üçüncü, beşinci kez gelen bir hastaysa bunu anlıyoruz tabii ki ama yaşı kalp hastalığına uygun ise şayet hasta da bu şekilde neredeyse tamamen kitabi bir şekilde kalp şikayetlerini tarif ettiği zaman biz de yanlış yönlendirilebiliyoruz. Bu bir gerçek. Ama genel olarak panik atak hastalarının kalp hastası olamayacak yaşlarda başvurduğunu biliyoruz. O biraz bizi bu konuda rahatlatıyor. O hastaların gerçekten kalp hastası olmama ihtimalini mutlaka aklımızda tutuyoruz. Bu hastalardaki en büyük tehlike şu. Biz hekimler bu hastaları biliyoruz. Panik atak olduklarını biliyoruz. Ama bir gün gerçekten kalp krizi geçirmeyeceklerini kimse söyleyemez. Dolayısıyla gerçekten kalp krizi geçirdiklerinde ne yazık ki tanıda çok ciddi gecikmelere sebep olabiliyor bu durum. Yani bir anlamda yalancı çoban konumuna düşmüş olabiliyorlar. Onun için biz her hastamızı tabii ki panik atak olduğunu düşünsek de bilsek de belli temel muayeneleri, belli temel tetkikleri yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde dediğim gibi hasta panik atak hastasıdır deyip üstünkörü Geçmiyoruz. bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda hataya düşebiliyoruz.